Değerli takipçiler, bu parça size cinnet geçirttirebilir. Bu nedir? İsmini söylüyorum. Timer Defrost. Şimdi dolabımızın kapağını kapatıyorum. Şimdi şöyle gelin size hemen anlatayım. Bu yeni çıkan buzdolaplarda kesinlikle yok. %90 eski buzdolaplarda timer vardır. Timer'ın anlamı nedir? Timer parçası ne işe yarar? Defrost nedir? Bu elimdeki parçanın ismi internete timer. Yani timer bir yazıyorsunuz. Ama halk dilinde okunurken timer. Timer demek hastanelerde doktorların verdiği ilaçlar vardır. Der ki bir günde 24 saat var. 24 saatin içinde her 8 saatte bir 8, 16, 24. Şimdi iyi izleyin değerli takipçiler. Şu tık dedi ya. Şimdi buradaki 8 saati tamamlıyorum. Bu elektrik dolaba geldiği zaman böyle dönüyor, dönüyor. Tane 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 tık diye bir ses gelecek. Şimdi izleyin gelmek üzere. Tak dedi bitti. Şimdi ben bunu size hemen şu şekilde anlatıyorum. O tak 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 sesi yapan da nedir? Kendiniz görün. Önce şu timer'ın bir arızalı olduğunu görün. Kontaklarını gördünüz mü? Platinlerini. Yanmış. Şimdi bu timer'ın görevi dolabı çalıştırıyor. Dolap iki sefer istop eder. Birisi üstünde termostat vardır. Hemen göstereyim. Şu parça. Bu dolabın termostatıdır. Bu termostat der ki aşağıdan alalım. O termostat der ki sen eksi 18'i eksi 20'yi buldun istop et. İstop eder 15 dakika sonra veyahut da sizin kapınızın açıp kapamasına göre ortamı teraziler. Ondan sonra pat çalışır. O otomatiktir. Termostat yani dur kalk dur kalk. Bu timer'da her 8 saatte bir buzdolabını durdurur. İçindeki buzları ısıtıcı sayesinde ne yapıyor? Buzlanmayı önlüyor. Ne yapıyor? Her bir tarafa elektrik enerji göstererek dolabı istop ettiriyor. Motoru durduruyor. Ana motoru. 8 saatte bir, bu yaklaşık 45 dakika 1 saat sürüp dolap sessiz biçimde bekler. Motor hiçbir şey çalışmaz. Sadece dolabın ışığının yandığını görürsünüz. Dolap içindeki sensör, defrost termostatı bunları erittiği zaman o esnada buradaki görmüş olduğunuz zemberek elektrikler gördüğünüz gibi dişleri gördünüz. Bu esnada tık 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 içeride de eritme hissettiği zaman pat diye kendi kendine çalışmaya çalışır. Buzları eritmeye çalışır. Dolap timer'da takılı kalmış. Gördüğünüz gibi ısıtıcıya enerjiyi gönderir, gönderemez. Aynı zamanda kompresörü devreye çalıştırır, çalıştıramaz. Bunlar yandıktan sonra gördüğünüz gibi platinler nasıl meme yapmış değerli takipçiler. Bunu her 8 saatte bir yapacak bu. 8, 16, 24. Dolabınızın sağına soluna baktığınız bu parçayı bulamadınız. Yeni buzdolaplarda bu tık 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 mekaniksel olan yapan parçayı buzdolapların artık yeni modellerde ve bazı modellerde %90'ında elektronik kart var. Elektronik kartın üstüne mühendisler yazılım yaparken demiş ki bu buzdolabı 8 saatte bir dolabı durdur. Belli bir zaman birimi vermiş ona. Diyor ki 40 dakika, yarım saat, 1 saat fazla uzun abart olmadan buzlarını çözdürdükten sonra içinde diyor ki ben fazlasıyla ısındım, buzlarımı çözdürdüm, pat hadi devreye gir. Yani bu sefer de elektronik kart yapıyor defrost görevini. Şimdi tekrar başa sarıyorum. Ya dolabın defroz yapmıyor, defroz yapmıyor. Her ustadan bu defroz, defroz nedir? Her şeyi unutun. Gece saat 2'de 3'te özellikle duyduğunuz bir ses var. Ne sesi bu?
değerli takipçiler. Buzdolabının içindeki buzları eritiyor. Buzları çatlatma. Bir buz büdü düşünün. Onu ateşe verdiğiniz zaman ne yapıyor? Çatlatıyor. Buzdolabı bir yandan soğutur. Her 8 saatte bir içinde bildiğiniz rezistans vardır ısıtıcılar. O ısıtıcılar dolabın buzlarını çözdürür. İndirir değerli takipçiler. Bu tüketicimizin şikayeti motor arızalıydı. Motoru değiştirdik. Usta diyor bir sene önce daha önceden de böyle bir usta geldi arkadan tık çevirdi dolap çalıştı. Biz buna timer'da takılı kalıyor arızası deriz. Timer'ın takılı kalma sebebi bir, eğer timer gerçekten arızalıysa takılı kalır hiçbir şekilde çalışmaz. Bir de dolabı defroza sokan içinde ısıtıcı var, ısıtıcıdan yapar. Sensör var, sensör arızalı olursa ısıtmaya girmez. Aynı zamanda dolabın içinde sigorta var, termal sigorta. Dolap fazla bir aşırı ısınmaya geldiği zaman pat diye otomatikten devreyi kapatır. Bu bilgiyi de bu şekilde böyle sakin bir şekilde vermeye çalıştık. İnşallah anlamışsınızdır. Ama bu bilgileri siz dinleyip sakın uygulama yapmayın. Bu bilgiler sadece kimin işine bir yarar? Ben meslek sahibi olmak istiyorum. Vatanıma, milletime doğruluk, dürüstlük olarak tüketicilere yardımcı olup para kazanma yolunda bir meslek sahibi olmak istiyorum diyen kardeşlerimize bu bilginin faydalı olacağına adım gibi eminim. Ama siz asla bu işlerle hayatta bir işiniz, bilginiz yok. Kaş yapayım derken göz çıkarırsınız. Videomuzu sakin bir şekilde ya da stresli bir şekilde ya da mantıklı bir şekilde ya da mantıksız bir şekilde izleyip bizi saygıyla dinlediğiniz için evinizden sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk hiçbir zaman eksik olmasın diyeceğim. Ama bunun akabinde şöyle yorumlar gelecek. Fatus'ta gerçekten hayret ettik. İlk defa bu kadar medeni bir insan evladı gibi aşıların yapılmış, beyindeki sinir ucuların alınmış, bize gayet nokta güzel açıklayıcı bilgiler verdin. Şu an şoklar içindeyiz diyebileceksiniz. Çünkü rahatlatıcı bir çay içiyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.